Kaça doğruna estetik hazla bağlanmış. Yani estetik haz eşittir estetik güzel çok rahatlıkla diyebiliriz. Estetik hazı şöyle söyleyelim, taşıyıcıları. Tabii ki bizim duyularımız. Yani estetik hazlar bize gökten zemine gelmiyor. Biz onları duyularımız aracılığıyla ne yapıyoruz? Kavruyoruz dışımızdaki dünyayı. Bizim bilinen kaç tane duyumuz var? 5 tane duyumuz var. İşte koklama, değil mi? Efendim, tadma, tat duyusu, koku duyusu, işitme duyusu, görme duyusu, dokunma duyusu falan 5 tane. Ama çağımızın psikiyatrları, ruh bilimcileri, bunu 12'ye falan çıkartıyoruz. 12 tane yapıyorlar. İnsanın duyuları sadece 5 tane değil de bu görünendir. Bu görünen ötesinde insanın 5-6 tane daha duyusu vardır. Mesela buna şeyi ekliyorlar. Diyorlar ki ağrı duyum var. Ağrı duyumu da var diyor. Denge duyum var diyor. Kinestetik duyum var. Benzeri şekilde 5-6 tane daha ekliyorlar ve bunun sayısını 12'ye çıkartıyorlar. Ben burada bahsediyorum. Şimdi bizim bütün duyularımız bir yana estetik haz, estetik duyma söz konusu olduğunda bizim duyumlarımızın hepsi bir yana iki tanesi bir yana. Ne demek bu? Yani görme ve işitme duyularımızın dışında kalanlar çok fazla bize estetik haz getirmiyorlar. Yani estetik haz getiren duyularımız, ana duyularımız görsel duyular ve işitsel duyularımız. Yani gözümüz ve kulağımızın taşıdığı bilgiler bize gerçekte estetik haz dediğimiz bilgiyi getiren duyularımız. Yani bunu birçok büyük estetikçi de düşünmüş. Diğer maalesef organlarımızı, diğer duyularımızı, alıcılarımızı estetik haz konusunda çok yetkin saymamıştır. Mesela diyelim ki koku duyusu. Yani sen güzel bir şey kokluyorsun. Bir parfüm kokluyorsun. Değil mi? Veyahut da sabah bir ekmek alıyorsun. Sıcak. Mis gibi kokuyor. Veya çıkıyorsun işte şey çimenlerin kokusu çarpıyor bununla. Neyse güzel bir koku. Veya dokunmayla ilgili takım veriler. Görsel ve işitsel yoldan elde ettiğimiz veriler kadar bizim kişiliğimiz üzerinde belirleyici, değiştirici ve etkin değil deniyor. O yüzden estetik hazların büyük oranda görsel ve işitsel yoldan kazanıldığı söyleniyor. Mesela bunu böyle bilmek lazım. Neden? Çünkü diyor ki, yani güzel bir parfüm koklayabilirsin. Ekmeğin kokusunu da alabilirsin. Güzel bir çim kokusu da alabilirsin ama bu senin yani bu veri, bu bilgi, bu duysal bilgi senin kişiliğinde çok derin izler bırakmaz. Senin hayatını yerinden sallamaz. Senin ahlakını değiştirmez. Senin dünyaya bakışını değiştirmez. O yüzden ama görsel ve işitsel yoldan elde edilen bilgiler mesela bir roman okuduğun zaman, bir film izlediğin zaman, bir şiir okuduğun zaman, efendim, bir sanat yapıtı işte, bir doğa olayı karşısında ne yaparsın? Görsel yoldan, hiç onunla doğrudan bir temasın da söz konusu değildir. Yani sen filmi seyredersin, kitabı okursun yani onu yemezsin, içmezsin, koklamazsın. Dokunmazsın bile. Uzaktan bakarsın ona. Gözlerin aracılığıyla temas edersin. Bunlar senin kişiliğinde eğer derinden izler bırakıyorsa ki bırakıyor, kişiliğini değiştiriyor, hayata bakışını değiştiriyor, ayaklarını gerçeklikten, yerden kesiyorsa bu bir tür estetik hastır. Şimdi buraya kadar mesela bir arzu var mı? Ben yani çok ağır kelimeler mi kullanıyorum mesela? Bildiğimiz kavramlar. Evet.
Yani estetik harcların bir kere o taşıyıcılarını iyi tespit etmemizi, tanımamız gerekiyor. Üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ben yazmışım bunu ama spontan anlatmak tarihi. Atladığım cümleler olursa onları siz okursunuz oradan. Bu şeyi, taşıyıcılar. Bir de daha iyi kavramak için hakikaten mesela ben bunları yazarken de kendim de merak ettim. Dedim ki ya mesela ne yazayım arkadaşıma, ne anlatayım, nasıl bir örnek vereyim de bu estetik hazı hissetsin. Yani çünkü biz sabahtan akşama kadar estetik haz belki çok sıklıkla temas eden şeyler değil ama insan hayatı içerisinde mutlaka acı da çekiyor, hüzünleniyor da, derin de düşünüyor, üzülüyor değil mi? Kahkahalar atıyor, gülüyor da, komikle de karşılaşıyor, trajikle de karşılaşıyor değil mi? Yani iğrençle de karşılaşıyor insan, iğrenç olanla da karşılaşıyor. Yani bir takım hazlar yaşıyoruz biz, yabancısı değiliz yani hazın. Hatta bizi var eden, yaşatan, hayata bağlayan hazlarımız yani. Geçen ders konuştu ya, sürekli acı çekersek biz tahrip olup gideriz yani, yok oluruz. Eğer bunu dengede tutmayı başarır, haz hanemizi daha gelişkin tutarsak biz hayattan daha çok keyif alırız ve bağışıklık sistemimiz güçlenir. Daha dayaklı varlıklar haline geliriz. O yüzden estetik hazlar bizim yabancısı olduğumuz şeyler değil. Her gün, her dakika, her saat temas ettiğimiz şeylerin içinde. Ama bu bakışın, bu anlayışın bir farkı var. Onu iyi keşfetmek lazım, onu iyi hissetmek lazım. Nasıl bir farkı var? Şöyle, bunu bir ara ara biz dile getirdik, söyledik. Dedik ki, mesela Kant da bunun üzerinde duruyor. Antik Yunan düşünürleri de bunun üzerinde duruyor. Estetik hazın çıkarsız olduğunu söylüyorlar. Karşılıksız olduğunu söylüyorlar. Evet. Ereği kendinde diyorlar. Ereği. Amacı. Hedefe neyse. Yani estetik hazda bir çıkar söz konusu değil. Hiçbir türden çıkar yok. İşte pragmatist bir çıkar yok, optimist bir çıkar yok. Ekonomik. Veya pesimist bir çıkar yok, veya kapitalist bir çıkar yok. Değil mi? Bir çıkar varsa o kişinin mutluluğu adına, salt mutluluk adına bir çıkar söz konusu. Yani fonksiyonellik adına da bir çıkar söz konusu değil. İşlevsellik adına bir çıkar söz konusu değil. Yani böyle anlarınızı ben düşünmenizi isterim gerçekten. Yani pikniğe gidiyorsunuz, karşınızda kocaman bir orman. Değil mi? Yani o ormana hangi gözle, hangi nazarla bakıyorsun? Ben şimdi mesela burada sizin tam da estetik haz dediğiniz şeyi fark etmenizi istiyorum gerçekten. Yani öyle örnekler üzerine konuşalım ki bunu ıska geçmeyelim. Fark et. Evet, ormana bakıyoruz. Hiç orman gördük mü? Şey oradan yani. Orman gördük mü? Gerçekten televizyonda. Yok, televizyondan olmaz. Yani, estetik hazlar biraz gerçeğinin kendisiyle karşılaşmayı gerektirir. Yani gerçeğinin kendisi. Yani bir, mesela bir sanat yapıtını ne kadar iyi baskıda olursa olsun bir kitaptan bakarak estetik hazlanma. Yani tavşanın suyunun suyu gibidir ya. Yani değil mi? Taklidinin taklidinin taklidi. Yani kopyası. Değil mi? Yani ne kadar kendisiyle karşılaşırsak var olan objenin, durumun, olayın estetik hazlanmanın derecesi de o kadar güçlü olur. Bu estetik hazlar içine geçer. Dolayısıyla orman görmedik. Deniz gördük mü peki? Evet. Deniz gördük. Denizi ilk kez gördüğünüz zaman hatırlıyor musunuz? Evet. Nasıl bir duygu içindeyiz? Oluyor da insan? Çok farklı bir duygu içinde oluyor. Hakikaten o an coşku doluyorsun değil mi? Yani böyle bakıyorsun, geliyorsun, kendinden geçiyorsun yani. Değil mi? Ayırmak istemiyorsun abi. Evet. Evet, başka arkadaşlar? Orayı değil mi? Hemen terk etmek istemiyorsun. Hatta orası hep hayalinde kalıyor. Değil mi? Hayalinde kalıyor. Akşam daha güzel görünüyor. Evet. Akşam da. Bir de hocam şaşırıyorsun yani nasıl böyle bir şey olabilir? Bu kadar su nereden geldi? Değil mi? Yani o değil mi? Engin. İnsanın içine bir özgürlük
duygusu kapıyor. Hani sonu yok ya böyle. Evet. Veya diyelim ki şöyle diyelim. Mesela orman karşısında hadi hayal edelim biz gene bilgilerimizden. Ormanda deniz gibi aslında biraz ağaç deniz gibi yani. Böyle büyük bir ormanı düşündüğünüz zaman. Onun karşısında yaşadığımız duygu da üç aşağı beş yukarı. İşte estetik hazı biz şu sınırlarla ayırıyoruz. Eğer var olan obje karşısında biz bir takım ticari, ekonomik, cinsel veya yarara, işleve dayalı beklentilerle bakıp hoşnutluk duygusu ediniyorsak bu estetik haz değil. Şimdi ne diyoruz? Çıkar olmayacak. Yasayı nasıl koyuyoruz? Diyoruz ki bir çıkar olmayacak. Çünkü ben denize bakarken bir çıkarım yok. Ne alıp satmayla ilgili. Değil mi? Ne onu kendime mal etmeyle ilgili. Yani benim diyemem ki. Değil mi? Alıp satamam ki. Ormanı alıp satabilir miyim? Abi kereste tüccarı gözüyle bakarsan orman alınıp satılabilir bir nesne olur. O zaman yaşantılanan has, estetik has olmaz. Bu bir sanat yapı içinde geçer. Diyelim ki bir Rembrandt tablosu, bir Adnan Şoker tablosu, bir Habib Aydoğlu tablosu veya bir Osman Hamdi tablosuna sahip olabilirsin. Eğer o sahip olma duygusu sende, o tabloya, o sanat yapıtının varlığından kaynaklanıyorsa, ona baktıkça karşılıksız bir hazlanmadan kaynaklanıyorsa, bu bir estetik hazlanmadır, estetik hazdır. Ama ona sahip olma duygusu, bu ya ileride de iyi para eder, hisse senedi cinsinden düşünürsek, değil mi? Hani bunu ticari bir meta gibi alayım, değil mi? 1 milyona, 2 milyona, satayım 50 milyona, 10 sene sonra, 20 sene sonra. Ona sahip olmuş. Veyahut da sahip olmuş da, böbürlenmek için sahip olmuş. Yani Feride'ye hava atmak için sahip olmuş. Feride'ye force atmak için, güç kurmak için. Diyelim ki benim bir Osman Hamdi'm var diyorum sana, seni eziyorum. Bu sahip olduğum sanat yapısının değeriyle seni eğer eziyorsan, bunu seni ezmek için kullanıyorsam orada oradaki sahiplenme, sahip olma da estetik has değildir. Yani buradan giderek bu örneklerden biraz böyle eşeleyince, bakınca estetik hazın hakikaten karşılıksız bir şey olduğu ortada, gün gibi ortada. Tek bir amacı var, insanı tinsel erime hali içine getirir. Bizim estetik hazdan kastımız tam da budur. Duygusal, düşünsel yani anlamda giderek bizi biz yapan değerlerimizle, değil mi? Tinsel bir erime halidir. Kendini kaybetme halidir. Bu haz estetik haza karşılık geliyor arkadaşlar. Şimdi mesela şuradan biraz daha somut örneklerden gidelim. Mesela demişiz ki estetik haz birey ve toplumun duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirir. Kendini ve çevresini tanımasını, değerlerle düşünmesini ve yaratıcı bir bakış açısı geliştirmesini sağlar. Estetik hazın gerçekleşmesi nesnenin işitsel ve görsel yoldan algılanmasını zorunlu kılar. Bu iki duyu ile algılanan nesnenin estetik haza dönüştürülmesi bireyin tinsel ya da ideal dünyasının niteliğine bağlıdır. Sanatsal kültür ve duyarlılıktan yoksun bir tin, görsel yoldan algılasa da bir Adnan Çoker tablosuna estetik haza dönüştüremeyecektir. Gene eğitimsiz, kültürsüz bir tinin kulağı ne kadar sağlıklı olursa olsun işittiği bir okay temiz dinletisini estetik haza dönüştüremeyecektir. Bundan çıkan sonuç açıktır. Estetik haz dediğimiz şey aynı zamanda ideal olanın gerçek yaşamda hayat bulmasından duyduğumuz hazdır, mutluluktur. İdeal olanın gerçek yaşamda hayat bulmasından duyduğumuz mutluluk. Sen idealleştirdiğin bir şeyi karşında görürsen bundan mutluluk duyarsın. Her neyse o. Gene ideal yaşantının gerçekleşmesi çıkarsız bakışı gerektirir.
antik çağda Yunan filozofları estetik hazı ereği kendisinde olan, başka bir erek taşımayan biçiminde tanımlamışlardır. Bu bakımdan bir öznenin en yüksek derecede estetik haz duyabilmesi o nesnenin yapıt karşısında çıkarsız bir tavır içinde olmasıyla mümkündür. Örneğin Rembrandt'ın bir tablosuna milyarlarca lira verip evinin duvarına asan birisi karşısına geçip kimsede olmayan böyle bir pahalı mala sahip olduğunu düşünerek bakarsa hiçbir zaman estetik hazın yaşandığı kentsel duyuşa ulaşılamaz. Gene diyelim ki bir nü tabloya cinsel arzular duyarak bakılırsa o resim sanat nesnesi olarak kendini bakana açmaz. Estetik haz duyulmaz, duyulan haz cinsel haz olur. Aynı şey sanat nesnesi dışındaki estetik nesneler için de geçerlidir. Bir ormana kereste tüccarın gözüyle bakılırsa o ormanın bizde estetik bir duyuş uyandırması mümkün değildir. Estetik nesne ile ya da sanat nesnesiyle biyolojik, fizyolojik, ekonomik bakımdan burasının altı çizilmesi lazım. Estetik nesne ile ya da sanat nesnesiyle biyolojik, fizyolojik, ekonomik gereksinimlerimizden kaynaklanan arzularla bağ kurduğumuzda tinsel bir duyuş olan estetik hazı asla yaşayamayız. Estetik haz için anlamsal ya da manevi yönün hissedilmesi gerekir. Bakın burada önemli bir yere geldik. Şimdi biz nesneleri arkadaşlar sadece varlıkları hatta olayları sadece görünüşleriyle kavramıyoruz. Bunu mesela şey de söylüyor bize. İsmail Tunalı bu kitabında anlatır. Hatta burada anlatır. Bir de şeyi vardır bunun. Sanat ontolojisi diye bir kitabı vardır. Onda da çok geniş anlatır. Çok açık anlatır. Biz sadece bir nesneye baktığımız zaman sadece onun biçimiyle ilgilenmiyoruz. Sadece onun biçimini güzel bulmuyoruz. Biz onun manevi dediğimiz, anlamsal dediğimiz, içeriksel dediğimiz tarafıyla da ilgiliyiz. Onu da kavruyoruz. Eş zamanlı olarak. Mesela ben diğer örneklerde hatırlarsanız, biz bir çocuğun yüzüne baktığımız zaman çocuğun yüzünde ben masumum diye yazmaz. Ben temizim diye yazmaz. Ben günahsızım diye yazmaz. Ben ciciyim diye yazmaz. Çocuğun üzerinde böyle bir şey yazmaz. Ama o görüntüsüyle, oran orantısıyla ve verdiği, dışarıya verdiği ifadesiyle biz onu, o anlamı onda yakalarız. Biz bir gece konduya baktığımız zaman, değil mi? Hiç üstünde ne yazmaz? Ben sefaletin kendisiyim. Ben yoksunluğum ve yoksulluğun kendisiyim diye yazmadığı halde bakar bakmaz o gece konduda sefaleti görürüz. Yazıyor mu bir yerde? Hayır. Görür görmez anlarız ama. Yani buna şöyle söyleyelim. Biz biçime bakarak içini görürüz aslında. İçeriği biçimden görürüz. İşte bir sanatçının dikkat et bu dersin asas amaçlarından birisi de budur. Sen bir biçim yarattığın zaman, tamam mı? İçerikle biçim ilişkisine önem vermek zorundasın. Eğer içerik biçimin içinde değilse izleyiciyi yanıltırsın. Eğer izleyiciyi yanıltmak istemiyorsan kendini olanca samimiyetini ortaya koyman gerekir. Sanat yapıtı üreten bir kimsenin bunu had safhada ciddiye alması gerekir. Bu her türlü üretimler için söz konusudur. Figüratif velev ki non-figüratif. Gerek tiyatro, gerek sinema, gerek fotoğraf, resim, heykel, bütün yapıtlar ve türleri için, ister somut ister soyut hiç fark etmez. Hepsi için bu gereklidir. Biçim ve içeriğin eşleşmesi bu anlamda ne yapar? İzleyiciye kendini ne yapar? Ortaya koyar, hissedilmesini kolaylaştırır. Şimdi mesela ben şöyle bir şey düşünüyordum gerçekten. Hani bu biçim içerik meselesinde. Diyordum ki, ben bu örnekleri de düşünürken, mesela şöyle bir şey geldi aklıma, katılır mısınız bilmiyorum. Yani düşüne şunu buldum ben. Dedim ki, biz aslında bir şeye baktığımız andan itibaren oradaki şeyi görüyoruz. Mesela, o an böyle hemen kendimi düşündüm.
Dedim ki mesela ben burada oturuyorum bu masada. Cigara içiyorum. Başucumda kitap var. Ondan sonra işte bir takım kullandığım nesneler var. Kalemim var. Resim var. Dedi ki buraya biri girse mesela benim mekanıma biri girse beni oradan hissedebilir. Ben orada olmasam da. Benim yaşımı tahmin edebilir. Benim neye ilgi duyduğumu görebilir. Benim zevklerimi, benim alışkanlıklarımı, bağımlılıklarımı görebilir. Çünkü ben kişi ve varlık olarak etrafıma bir iz bırakıyorum. Benim odam benim izimi taşır. Senin odan senin izini taşır. Senin dokunduğun çevre, dokunuştuğun çevre senin kararlarını taşır. Senin yargılarını taşır, senin beğenilerini taşır. Ne yaparsan yap. Bundan kaçış yok. O zaman demek ki nesne mesajını beraberinde taşıyor. Her nesnenin mesajı kendisinin içindedir. Ona ayrıca bir mesaj yüklemeye gerek yoktur. Senin sen olman yeterlidir. Sanat yapı üretirken senin sen olman yeterlidir. Yeter ki başka bir şey olmaya çalışma. Tehlikeli olan orası. Sen senden çıkıp başka bir şey olmaya çalışırsan işte orada biçim ya da içerik olması gereken, alması gereken biçimi alamaz. Üstüne örtülmesi gereken, ambalajlanması gereken biçimi bulamaz. Sen büyük bir içtenlik ve özveriyle sen olduğun sürece, değil mi? İçerik biçimin içindedir. Peki, o zaman şöyle yapalım. Ben misafir geliyor diye kalkıp etrafa bir çeki düzen verirsem ne yaparım? Gizlen. Bütün izlerimi örtbas ederim. Kül tablamı saklarım ama nasıl araştığımı görmesin. Bilmem işte okuduğum kitap ne türden bir kitapsa onu kapatırım. Hazretlerin içine koyarım. İşte etraf dağınıksa değil mi? Yani işte o an benim ben olmaktan çıkmamdır aslında. Bir başkasına kendimi beğendirme arzu. Hayır. Biz onun çok estetik olmadığını söylüyoruz. Hatta hiç estetik olmadığını söylüyoruz. Estetik olan senin bütün olanca bütün samimiyetine kendini yapıtın içine koymandır. Bütün becerinle, beceriksizliğinle, beğeninle, bilginle, bilgisizliğinle, her şeyinle. Sen orada yer alıp mutlu olduğun zaman bileceksin ki sen kendini olduğun gibi yansıtıyorsun. Ve o nesne de estetik bir haz uyandırır. Öbür türlüsü uyandırmaz. Gelir, orada zaten gelen kişi de fark eder. Yani o yapıtla, o nesneyle, o mekanla karşılaşan insan orada bir müdahalenin olduğunu hisseder. Orada ne türden bir yaşantı gerçekleşmiş, icra edilmiş, onu fark eder. Anlatabiliyor muyum? Mesela bu benim için önemli bir şey olmuştu hakikaten. Bu çok hoştu. Yani iyi olduğunu düşünüyordum bunu düşünürken. Yani gerçekten de enteresan gelmişti bana. Benim oturduğum yerde ben saklayayım ya. Ben gidiyorum, ben hala da oradayım. Düşünsene, masa. Değil mi? Bir odanızı düşünün mesela. Bir odanı hayal et bakalım. Sende ne kadar izler geçiyor değil mi? Sanat yapıtı da böyle arkadaşlar. Bizim odamızdan çok farklı değildir. Ama bu odanın çehresi geneli açıktır. Böyle de bir tarafı vardır sanat yapıtının. Evet, bu kadarlık yeter şimdi estetik hazla ilgili. Bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim.